Bizim şey nerede? Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve beraberindeki heyeti bizlere hayırlı olsun ziyareti için buradalar. Tabii öncelikle bütün yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz adına kendisine hoş geldiniz diyoruz. Biliyorsunuz tarım ve hayvancılık noktasında gerek yerel yöneticilerimiz, gerekse merkezi hükümetimiz, gerekse büyükşehirimiz bazı çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarla ilgili tabii ki gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Onun için bizim daha fazla üretmemiz lazım, üretene daha fazla sahip çıkmamız lazım. Farklı projelerde inşallah daha fazla yetiştiricilerimizin ve üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Bu anlamda da Osman Başkanımıza da buradan söyleyelim. Kendisi de bir veteriner hekim olarak tarım ve hayvancılık noktasında yetiştiricilerimize biraz daha fazla ortak projeler üretelim. İnşallah yetiştiricilerimizin birlikte, hep birlikte sesi olalım. Çünkü biliyorsunuz dünyada şu anda gıdayla ilgili ve suyla ilgili bazı sıkıntılar yaşanıyor. Sürekli bir üretim vurgusu var. Ama biz bu üretim vurgusunu yaklaşık 10 yıldır her platformda dile getiriyoruz. 5 milyonluk evlerde oturabilirsiniz ama gıdanız yoksa 2 milyon, 3 milyonluk araçlara binebilirsiniz ama suyunuz yoksa fakirsinizdir. O yüzden ithal eden değil, ihraç eden olmamız için de üretmemiz gerekiyor. Üretene sahip çıkmamız lazım. Bu anlamda Osman Başkanımıza tekrar hoş geldiniz diyor. İşare ederek yönetimimizi gerçekleştireceğiz. Tabii zaman zaman sivil toplum örgütlerimizle bir araya geliyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. Bugün de Malatya ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanımız, kardeşimiz İhsan Başkanımızı ziyaret etmiş olduk. Kendileri güzel bir noktaya temas ettiler. Gıda olmadan yaşam olmuyor. İnsan yaşamını idame ettirmesi için yemesi, içmesi lazım. Bu değişmeyen bir gerçek. Tabii siz özellikle gıda noktasında dışarıya bağımlıysanız, bağımsız bir ülke olamazsınız. Onun için de özellikle son yaşamış olduğumuz yıllarda gıda stratejik bir ürün. Ülkelerin birbirine karşı, insanların birbirine karşı kullanmış olduğu, maalesef silah haline getirmiş olduğu bir ürünümüz. Türkiye tabii kendi kendine yeten, bize eskide öyle diyorlardı, kendi kendine yetebilen ülkeler. Ama maalesef tarım ve hayvancılık noktasında biraz öncesinde, işte 40 yıl öncesine döndüğümüzde doğru, Türkiye'de tarım ve hayvancılık ciddi bir düzeydeydi. Ama Türkiye'de de dünyada olduğu gibi sanayi devrimiyle insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktan çıkıp sanayiye yönelmiş oldular. Biraz daha rahat para kazanma yollarını seçtiler. Tabi bu rahat para kazanma yolunu işte günümüz dünyasında ne sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını hep beraber müşahede ediyoruz. Bugün Ukrayna-Rusya savaşından ötürü tahıl deposunun merkezi Ukrayna ve Rusya. Dünya ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşıyor. Tabi bu da bize eminim bir ders olur. Özellikle kendi arazilerimizi boş bırakmak yerine arazilerimizi değerlendirme noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada talimatları var, çalışmalar olacak. Bu çalışmalar neticesinde de sivil toplum örgütlerimiz üzerinde halkı üretime teşvik edeceğiz. Teşvik etmek için de halkın bu üretmiş olduğu üründen para kazanması lazım. Para kazanmadan kimse bir ürün veyahut da üretim yok. Sıcakta biraz şeyi...